Yeni bir videodan herkese merhaba MediaMarkt izleyenleri. Bugün sizlerle birlikte Samsung Galaxy S21 FE'ye yakından bakıyoruz. S21 FE modeli Samsung Galaxy S21 Ultra gibi amiral gemisi cihazların yanı sıra biraz kırpılmış bir model aslında. S21 FE amiral gemisi S21 Ultra'dan daha uygun bir fiyatta satışta. Şu anda Axis AVM'deyiz ve ben bu tarz cihazları Samsung'un çoğu modelini gelip burada deneyimleyebiliyorum. S21 FE'nin tasarımından başlayalım. Arka tarafa baktığımız zaman polimer yapılı bir kapağı burada görebiliyoruz. Buradaki çerçeveler metal olarak bizlerin karşısına çıkıyor. Arkada üçlü kamera dizilimini görebilirken üçlü kamera diziliminin yanında bir adet flaşımız bulunmakta. Cihazın alt kısmına baktığımız zaman çift stereo hoparlörleri görürken Tip-C girişimizi, sim kızağımızı da görebilmek mümkün. Cihazı sağ tarafa çevirdiğimizde alışık olduğumuz gibi güç butonları, ses açma ve kısma butonlarını görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Üst kısma baktığımızda belli başlı sensörler bulunmakta. Cihazı ön tarafa çevirdiğimizde burada bir adet delik çentik bizleri karşılıyor. Hazır ön tarafa geçmişken ekrandan da başlayayım. 6.4 inç büyüklüğünde 2x dinamik AMOLED bir ekrana sahip S21 FE. Bu dinamik AMOLED ekran sayesinde artık daha efektif bir görsellere ulaşabileceksiniz. Mesela Always On Display. Telefonunuzu kullanmadığınız zamanlarda Always On Display aktifken daha efektif görsellere ulaşabiliyorsunuz. Bu telefonda 120 Hz'lik ekran tazeleme oranı bulunmakta ve oyun moduna geçiş yaparsanız 240 Hz'lik geri dokunmatik tekme hızında burada alacaksınız. Bunu oyun modunda alabilmek gerçekten çok önemli. Eğer ki S21 FE modelinde oyun oynamak isterseniz fazla ısınmalara maruz kalmayacaksınız ve buradaki ekran deneyimi oyunlarda gerçekten çok iyi. Ayrıca bu ekranda HDR, HDR10 ve HDR10 Plus teknolojisinde görebiliyoruz. Bunlar sayesinde kontrast değerleri olsun, keskin renkler ve doygun renkleri bir arada görebilmek mümkün. Galaxy S21 FE'nin ekran çözünürlüğüne baktığımız zaman burada 1080x2340 Full HD Plus bir ekranı görebiliyoruz. Ayrıca bu ekranın ekran gövde oranı %86.47 olarak bizlerin karşısına çıkıyor ve ekranda çok güzel bir teknoloji bulunmakta. Mavi ışık sertifikası. Bu sertifika ile birlikte gözleriniz daha az yoruluyor ve siz aslında ekranda çok daha iyi bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Son olarak ekran piksel yoğunluğuna baktığımız zaman burada 401 ppi'lik değeri görebilmek mümkün. Şimdi geçelim işlemci, batarya ve depolama alanına ki burada Samsung'un kendi ürettiği işlemcisi Exynos 2100'ü görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Bu işlemci 5 nanometre mimari süreciyle üretiliyor ve LPDDR5 RAM desteğine de sahip. RAM seçeneklerine baktığımız zaman 6 veya 8 GB'lik RAM'li modelleri bana soracak olursanız 8 GB gayet iyi bir değer arkadaşlar. Buradaki RAM değeri gerçekten çok önemli. Oyunlarda çok iyi bir performans alacağınız anlamına geliyor. Mimari süreci gerçekten çok iyi. Depolama seçeneklerine baktığımız zaman 128 veya 256 GB'lık modelleri tercih edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yükseltilebilir versiyonlar da var arkadaşlar. Onları MediaMarkt mağazalarına gelip güzel bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. Hangi modeli almak isterseniz S21 FE dışında da olur tabii ki de. Samsung'un diğer modellerine de MediaMarkt internet sitesi üzerinden veya size en yakın olan MediaMarkt mağazalarından kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Batarya kısmına baktığımız zaman S21 FE'de 4500 mAh'lik bataryayı görebiliyoruz. Ayrıca 25 Watt'lık kablolu şarj gücüyle de 4500 mAh'e çok hızlı bir şekilde doldurabiliyorsunuz. Ve kablosuz şarj teknolojisine baktığımız zaman burada 15 Watt'lık değeri S21 FE sizlere sunuyor. Kablosuz bağlantılar tarafına baktığımız zaman burada Wi-Fi 6'yı, Bluetooth 5.0 teknolojisini, jiroskop desteğini bu telefonda görebiliyorsunuz. Şimdi geçelim kamera tarafına. Kamera tarafı bizi mutlu edecek gibi duruyor. Ana kameraya baktığımız zaman burada 12 megapiksel değerinde f1.8 diyafram açıklığı bulunan HDR destekli bir ana kamerayı görebiliyoruz. İkinci kameramız ultra geniş açılı bir kamera. Bunun da değeri 12 megapiksel f2.2 olarak bizlerin karşısına çıkıyor. Üçüncü kameramız telefoto makro kamera. Bu kamerayla birlikte telefoto çekimler yapabiliyorsunuz. Arkayı çok flu bir şekilde göstererek ön plandaki bir nesneyi öne çıkararak çok efektif pozlar ortaya koyabiliyorsunuz. Buradaki kamera çözünürlüğümüz 8 megapiksel olarak geliyor ve diyafram açıklığımız da f2.4. Ayrıca telefoto lensle birlikte 30 kata kadar dijital zoom da yapabiliyorsunuz. S21 FE modeli hem arka hem ön kamerada 4K 60 fps kare hızında videolar çekebiliyor. Bence S21 FE'nin öne çıkan en büyük özelliği de bu olmalı. Çünkü bir telefon aldığınız zaman videolar çekmek, Instagram'a, Facebook'a veya herhangi bir sosyal medya platformuna gönderiler yüklemek isteyeceksiniz. Bununla birlikte S21 FE'nin vermiş olduğu kamera özellikleri gerçekten kullanıcıyı tatmin edecek düzeyde sevgili arkadaşlar. Cihazı ön tarafa çevirdiğimizde selfie kamerasına baktığımız zaman burada 32 megapiksel değerinde f2.2 diyafram açıklığı bulunan bir selfie kamerasında görebiliyoruz. Evet sevgili MediaMarkt izleyenleri, bugün sizlerle birlikte Samsung Galaxy S21 FE'ye yakından baktık. Neler düşünüyorsunuz? Bunu yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın.